Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında Ehl-i Beyt nedir? Bu kavram üzerinde bazı yorumlar, değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Ehl-i Beyt dediğimizde özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi, yakınları bu anlaşılır. Ve özel olarak da Ehl-i Beyt denildiğinde Peygamber Efendimiz, kızı Hazreti Fatıma, damadı Hazreti Ali, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin ve daha sonra bu nesilden gelen 12 imam şeklinde İmme-i İsne Aşer olarak ifade edilen Ehl-i Beyt'in imamları, bunlar hatıra gelmekte. Ve Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt'le alakalı mesela bir ayet-i kerime onunla alakalı olarak değerlendiriliyor. Kul la eselukum aleyhi ecran illel muvaddete fil gurbe. De ki Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle buyuruyor. Ben sizden yaptığım risalet görevine mukabil herhangi bir ücret talep etmiyorum. Ancak yakınlara sevgiyi istiyorum. Burada yakınlara sevgi derken peygamberimizin Ahl-i Beyti onun yakınlarıdır. Onlara muhabbet edilmesi dini bir esas olarak görülmüş. Ve küllün minel habibi habibun, öyle bir ifade vardır. Habibin diyarından gelen, dosta ait olan her şey güzeldir. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan her şey de özel bir kıymet kazanır. Dolayısıyla Peygamberimizin hane halkı ve özellikle neslinin devam etmiş olduğu Hazreti Fatıma, o nesilden gelen mübarek insanlar elbette bütün ümmet için bir yadigardır ve Peygamber Efendimizin bir hatırası durumundadır. Böyle olduğundan dolayı genelde ümmeti Muhammed tarih boyunca Peygamberimizin Ehl-i Beyt'ine özel muhabbet duymuş ve onların gittiği yoldan gitmeye çalışmışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda açında şöyle buyuruyor. Ben size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Burada benim sünnetim diye ifade olduğu gibi rivayetlerde, birçok rivayetlerde de ve ehli beytim diyor. Benim neslimden gelecek olanlar. Dolayısıyla rivayetin bu yönüyle değerlendirildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini kendi ehli beytinin etrafında derlemek, toparlamak arzu etmiş. Bu da kendini gösteriyor. Ve gerçekten ehli beytten olan diyelim Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve onların torunları, onların evladı ve onlardan gelen torunlar günümüze kadar bütün Müslüman camiada tam bir makes bulmuştur. Ve bütün Müslümanlar onları hürmetle, saygıyla yad etmişlerdir. Ancak zaman içinde Şiilik diye bir mezhep de ortaya çıkmıştır. Ve Şia taraftar anlamında ve özellikle Hazreti Ali tarafında yer alanlar gibi böyle bir anlam yüklenmiştir buna. Ve günümüzde de İran'da, Irak'ta, dünyanın bazı yerlerinde devam etmektedir. Ülkemizde de Caferilik şeklinde yine devam etmektedir. Azeri kardeşlerimiz genelde Caferidir. Ve Alevi denilen bir kesim, yine onlar da Ehl-i Beyt'e muhabbeti daha böyle ön plana çıkarmaktadırlar. Bu noktadan baktığımızda Ehl-i Beyt'e muhabbetin İslami fırkalar içerisinde bazılarında çok daha özel bir anlam taşıdığı, onlarda daha ön plana çıktığını söylemek mümkün. Ama bununla beraber bütün Müslümanlar Ehl-i Beyt noktasında tam bir ittifak halindedirler ve Ehl-i Beyt'e tam bir muhabbetle bağlılıkları devam etmektedir. Mesela Sünni dediğimiz kesimde İşte Peygamberimizin kızının ismi olan Fatıma sıkça görülen bir isimdir. Yani Fatıma ismi, Fatma ismi Sünni camiada her tarafta bulunmaktadır. Ali ismi, Hasan, Hüseyin, Cafer, Rıza bu gibi isimler gerçekten de Sünni camiada son derece yaygındır. Şii camiada zaten var. Onlar da biraz daha belki ön planda. Ama Sünni dediğimiz kesimde de bu noktada herhangi bir problem yoktur. Ve bütün Sünni insanlar Ehl-i Beyt'e tam bir muhabbetle muhabbet ederler. Öte yandan
Zamanla belki tarihte bazı problemler bu camialar arasında yaşanmışsa da bu noktada problemin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve Ehl-i Beyt meselesinde önemli gördüğüm bir nokta da şudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında kızı Fatıma'ya diyor ki, kızım Fatıma, yapacağın amelle kendini kurtarmaya çalış. Yoksa ben Muhammed'in kızıyım diye gururlanacak olursan ben de seni kurtaramam diyor. Bu çok güzel bir ölçüdür. Ehl-i Beyt'i değerlendirme noktasında da gerçekten önemli bir esası ortaya koymaktadır. Yani mücerret olarak peygamber kızı olmak, peygamber oğlu olmak, peygamber torunu olmak tek başına kurtarıcı bir özellik değildir. Aslında düşünecek olursak hepimiz peygamber çocuklarıyız. En azından Hazreti Adem'de birleşiyoruz ve Hazreti Adem'de bir peygamberdi. Dolayısıyla hepimiz peygamber torunlarıyız. Bizim atalarımız, dedelerimiz için de belki daha nice böyle peygamberler de var. Ancak sadece peygamber torunu olmak veya peygamber çocuğu olmak yetmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de de yine bunun bir örneğini Hazreti Nuh'un oğlunda görmekteyiz. Malum Hazreti Nuh uzun yıllar Allah'ın dinini anlatmış. Ancak insanlar pek de dinlememişler. Hatta kendisini dinlemeyenlerden birisi hanımı, bir başkası da kendi oğlu. Tufan esnasında gemiye binenler kurtuluyorlar, diğerleri kurtulamıyor. İşte tam böyle gemiye binileceği sırada Hazreti Nuh babalık şefkatiyle ve peygamberlik şefkatiyle oğluna tekrar sesleniyor. Ya bu ne yerken mana, yavrum diyor, gel sen de bizimle beraber gemiye bin. Ama oğlu Hazreti Nuh'u peygamber olarak kabul etmiyor. Ve diyor ki ben diyor bir dağın tepesine çıkar kendimi kurtarırım. Bunun üzerine Hazreti Nuh diyor ki oğlum diyor bugün gemiye binenlerden başka kimse kurtulmayacak. Gel sen de bizimle beraber gemiye bin. Ama oğlu kabul etmiyor. O sırada bir dalga geliyor. Hazreti Nuh'un gözünün önünde onu alıp sürüklüyor ve oğlu boğulanlardan oluyor. Hazreti Nuh gördüğü bu manzara karşısında hayli müteessirdir. Ve dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi diyor, oğlum benim ehlimdendi. Ehlimin kurtulacağını bana bildirmiştin ama oğlum boğulanlardan oldu. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle bildiriyor. İnnehu leyse min ehlik. Yani o senin ehlinden değil. Burada senin ehlinden değil derken, yani senin oğlun değil anlamı anlaşılmamalı. O Hazreti Nuh'un meşru oğludur. Dolayısıyla o noktada herhangi bir problem söz konusu değil. Ama senin ehlinden değildir derken sen ehli imansın, o ehli iman değil. O senin dininden değil. Ve senin dininden olmayınca da senin ehlini kurtaracağım diye olan vaat elbette doğrudur. O ehlinden olmadığından kurtulmamıştır. İşte değerli izleyenlerim, bu olay bize Ehl-i Beyt'i değerlendirme noktasında da herhalde çok güzel bir ölçüyü ortaya koymakta. Doğrudan doğruya bir peygamber oğlu eğer babasının yolunda değilse onun ehlinden sayılmıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Beyt'i bize tavsiye ederken, işte size iki şey bıraktım, biri Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt'imdir derken, Ehl-i Beyt'ten muradı sünnet-i seniyesidir. Kendisinin gitmiş olduğu yol ve o çizgide, o yolda devam eden, neslinden gelen kimselerdir. Ve gerçekten de Peygamberimizin neslinden çok büyük alimler gelmiş. Bir Zeynel Abidin gibi, Cafer-i Sadık gibi, Ali Yülmurtaza gibi nice böyle kamil zatlar gelmişler ve sünni dediğimiz insanlar da bu insanlardan istifade etmişler. Mesela günümüzde sünni camiada en fazla böyle mensubu olan mezhep Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife kendisi Cafer-i Sadık'ın yanında 2 yıl ders almıştır. Yani hocalarından, en önemli hocalarından birisi Cafer-i Sadık'tır. Ve Cafer-i Sadık da Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife şöyle söylüyor. لَوْ لَا سَنَةً لَهَلَكَ النُّمَنْ Eğer Cafer-i Sadık'ın yanında kaldığım o 2 sene olmasaydı ben helak olurdum diyor. Demek ki bu önemli bir nokta. Sünni dediğimiz insanlar gerçekten de Ehl-i Beyt'ten istifade etmişlerdir.
ve Ehl-i Beyt'e hürmet etmişlerdir. Mesela Cevşen dediğimiz bir dua Şia camiasında bilinen bir duadır. Ve senet itibariyle Zeynel Abidin'e bu dayanır. Şu anda bu dua Müslümanlar arasında da son derece yaygındır. Her ne kadar diyelim Sünni kaynaklarda böyle bir rivayet görülmese de Müslüman camia böyle güzel bir duayı kabul etmekte ve okumakta beis görmemekte bundan istifade etmektedirler. Ve bu şekilde gerçekten de Ehl-i Beyt ümmeti toparlayıcı olmuştur. Ehl-i Beyt içinde Abdülkadir Geylani gibi nice çok büyük zatlar gelmişlerdir. Ve onlar gerçekten ümmete mürşitlik, önderlik yapmışlardır. Ve ecdadımız da günümüzdeki insanlar da dahil olmak üzere onlara gereken hürmeti göstermiştir. Mesela Osmanlı'da Nakibül Eşraf müessesesi vardır. Ve bu müessesede Ehl-i Beyt'ten olanlar şecereyle belirlenmekte ve devlet eliyle kendilerine gerekli yardım, gerekli destek verilmiştir. Bir başka programımızda, bir başka konuda tekrar bir arada olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.